Biz eğer gerçekten iştirak azmettirme varsa, ispat edilebiliyorsa elbette buna karşı değiliz. Dolayısıyla uygulamada somut tespit yapılmadan, neyle suçlandığımız net bir şekilde ortaya konulmadan, illiyet bağı konulmadan rapor yazılmasına elbette karşıyız. Bir de mükellef disipline edilmiyor, bizi disiplin etmeye çalışıyorlar. Uygulama, mevzuatın tamamı bunun üzerine kurdu. Bakıyoruz 84 dolu KDV tebliğine, ey mükellef sen %5'e kadar sahte belge kullan, eyvallah diyor. Ben senin özel esasları almayacağım. Ama yeminli müşavire gelince 1 lira bile olsa matraf hakkından bize sorumluluk yazılıyor. Aynı şekilde geçici vergi ara dönemlerde biliyorsunuz %10'a kadar bir tolerans tanınmakta. Bize sıfır tolerans tanınmakta. Biz gerçekten ne suç örgütüymüşüz ki bu kadar toleranssız davranılıyor. Bu nedenle gelir idaresinin mevzuatı değiştirmesi gerekir. Bize güvenmesi gerekir. Biz bunun altına kalkabilecek durumdayız. Bizim için meslek onuru çok önemlidir. Dolayısıyla bize güvenmelerini istiyoruz. Bir diğer konu arkadaşlar, yeminli mali müşavirler biliyorsunuz vergi ince elemanı değildir. Ben bugün bankalara bir yazı yazsam, mükellefin banka hesap ekstralarını bildirin desem cevap alamıyorum. Tapuya yazı yazıyorum, cevap alamıyorum. İşte gümrüğe yazı yazıyorum, cevap alamıyorum. Vergi dairesinden bilgi istiyorum, maalesef oradan da cevap alamıyorum. Evet, bazı vergi daireleri veriyor ama İstanbul gibi büyük şehirlerde birçok vergi dairesi o kadar iş yoğunluğu var ki bu bilgi yazılarına cevap vermeleri çok gecikiyor veya hiç vermiyorlar. Geçen bir disiplin dosyası vardı önümde. 2006 yılında vergi dairesinden bilgi isteme yazısı yazmış. Hala gelmemiş. Adam disipline gitmiş. Hala cevap yok usta diyor. İstanbul'a gitti. Maalesef dosyasında da cevap veremedi çıktı yani. Dolayısıyla meslektaşım suçlu durumda. Yani böyle bir sistem gerçekten olmaz. On ikinci maddede meslek mensubumuza bir havuç olarak, mutlu bir haber olarak sundular. İşte yeminli mali müşavirden savunma alınmadan efendim sorumluluk raporu yazılmayacak. Kardeşim zaten raporun sonucunu yazmış adam sadece şekil olarak ekine koymak için bizden bu savunmayı istiyor. Bir diğer konu, 12. madde değişmesine rağmen bilgi isteme yazıları hep vergi sultanı 148. maddesine göre savunmanı yap, 15 gün içerisinde bilgi vermezsen savunma hakkına vazgeçti denilmek. Ya kardeşim benim hakkımda vergi incelemesi mi yapıyorsun sen de vergi sultanı 148'e göre benden bilgi istiyorsun? İşte burada 12. madde var. 12. maddeye göre niye yazmıyorsun? Meslektaşlarımızdan bu konuda şu anda 148'e göre bilgi isteniyor ve 15 günlük süre veriyorlar. Bu sistemin de derhal değişmesi lazım. Derhal VDK'nın gerekli talimatları vermesi gerekiyor. Bir diğer konu sorumluluk raporuyla ilgili, yani görüş ve öneri raporlarla ilgili rapor değerlendirme kurulu sistemi. Maalesef bu raporlar vergi inceleme raporu olmadığı için rapor değerlendirme kuruluna girmiyor. Bu raporların da rapor değerlendirme kuruluna girmesi lazım. Özellikle 359 kapsamında vergi suçu raporu yazılıyor ise bu suçlarla ilgili RDK'ların ayrı olması gerekiyor. Çünkü ihtisas gerektiren bir konudur. Uygulamada bu özellikle A grubu rapor değerlendirme kurullarında sorun var. Gerçekten hukuki altyapıları yeterli değil, yanlış değerlendiriyorlar. Dolayısıyla vergi suçu raporu yazılan işlemlerle ilgili olarak eğer meslektaşın da sorumlu tutulacak ise bunların rapor değerlendirme kurulu hem mükellef için hem bizim için ayrı olması gerekir. Aksi halde gerçekten büyük facialarla karşı karşıya kalabiliriz. Bir diğer konu ÖTV ile ilgili yaşadığımız facia. Şimdi 10 numara yağla başladı. Bütün ÖTV mükellefleri incelemeye alındı. Burada da meslektaşlarımız doğal olarak üretim tasdik raporu yazmaktadır. Bu raporlarda eleştiri konusu yapılan tek şey satış faturalarının sahte olması. Bir diğer konu son günlerde getir tespitinin yapılmadığı yönünde. Arkadaşlar biliyorsunuz ÖTV ile ilgili bu tebliğ biz çıkartmadık. Gelir İdaresi Başkanı çıkarttı. Rapor formatı belli, içeriği belli. Yazılan tüm raporlar tebliğe uygun.
Hepsi işlem konulmuş raporlar. Bu raporlar kapsamında teminat mektupları çözülmüş işlemlerdir bunlar. Ama nedense bu raporlar kapsamında meslektaşlarımız hepsi gerçeğe aykırı rapor düzenlemekten suçlanmaktadır. Burada peki tebliğ düzenleyen idarenin kusuru yok mudur? Ben burada idarenin kusuru olduğunu iddia ediyorum. Bir idare KDV iadesi raporunda kontrol rapor sistemini koyarken, indirilecek KDV listesini isterken, yüklenilen KDV listesini isterken, ihracat faturasıyla ilgili satış fatura listesini isterken, bunu sisteme yüklerken niye burada böyle bir sistem kurmadı? Niye bizi suçluyor? Bu gerçekten çözülmesi gereken bir konudur. Ya devlet bunu yaparken hizmet kusuru yok da ben bunu icra ederken de hizmet kusuru yapıyorum. Dolayısıyla burada gerçekten üzerinde büyük bir facia var. Meslektaşlarım 1500-2000 lira tasdik ücreti almış. Bugün en kötüsü 3 milyon ya da 4 milyon TL ile maddi olarak ödeme bile gelmiş durumda karşılarında. Dolayısıyla bu sistemde de bizim meslektaşımızın herhangi bir kusuru yok. Aynı şekilde BABS formları arıyorlar. Ya bu alınan listeler kontrol raporuna tabi tutsaydı satışların sahte olup olmadığı görülemeyecek miydi? Bu raporlar işleme konulurken satış faturaları risk analizine tabi tutulsaydı hiç sorun çıkmazdı. O dönemde görevini ciddi yapan meslektaşlarımız karşılık inceleme tutanaklarını getirmesine rağmen satışlar sahtedir. Vergi tekniği raporu var, satışlar sahtedir. Vergi tekniği raporu önümüze gelmemekte. Neymiş? Vergi mahremiyeti varmış. Sanki biz vergi mahremiyetini korumayacağız. Bizim yasada sır saklama hükmümüz yok. Sanki vergi sukanı bize uygulanmayacak. Vergi tekniği raporu kapalı ve sonuç bölümü geliyor. Bir vergi tekniği raporunu getirtmek 3 ay, 4 ay, bazen 6 ay sürüyor. Dolayısıyla bu sistemde bizim kabahatimiz yoktur. İdarenin de burada hizmet kusuru vardır. Dolayısıyla meslek mensubunun burada cefa çekmesi, ızdırap çekmesine katlanamıyor. Şimdi 2002 yılında getip tespiti zorunlu getirildi. Gelmek üzere, bitmek üzere. 2002 yılında getip tespiti getirildi. Ama denildi ki gümrük idaresine götürülecek numune orada getip numarası alınacak. Ya bire gafil. Üretim yapılmış, satılmış, ondan sonra yeminli müşahede gelecek, getir tespiti yaptırtacak. Gider şeyden, marketten bir tane tiner alır, götürür gümrüğe tahlil ettirir, getir numarası şurada. Böyle tespit, böyle idarelik şey mi olur, düzenleme mi olur? Böyle şey mi olur? Ayıp ya, ayıp ya. Yani bilmiyor olsak eyvallah, ayıp ya bu tür düzenlemeler. Bir diğer konu, tabii ki tartışıldı. Tahliyat kesinleşmeden taslak olması vesaire, uzlaşma yapılması halinde yeminli müşahede gidilmesi. Bunlar hepsi bizim kanayan yaralarımızdır. Elbette bir gün çözülecektir. Bir de bu kadar sorumluluk, bu kadar yükümlülüğe rağmen bu camia ne yapmış? Bir onu görelim. İstatistik olarak. YMM sayısı, çalışan sayısı 226 dedik. Ortalama taslak sözleşmesi 13.3 arkadaşlar. Fazla bir rapor değil. Ortalama vurduğunuz zaman 13.3. Bu Ankara odasında 11, İstanbul odası işte 14. Diğer odalarda koyduğumuz zaman 3 aşağı 5 yukarı 13.3'e geliyor. Ama VDK bütün denetimleri yaparsa 67 tane rapor yazmak zorunda. Sadece kurumlar vermesin. Biz beceremiyoruz. Biz 13.3'teyiz şu anda. Bilemiyoruz. Bir diğer konu sorumluluk raporları. Şimdi denildi ki 4 tane gönderdik sorumluluk raporu. Bunun 3 tanesi geri geldi. Bir tanesi işleme kuruldu. Buyurun İstanbul Odası'nın verileri. Ankara Odası'nın verileri burada. Ankara'da 2013 yılına kadar 1137 adet dosya gelmiş. Meslektaşımız var. Ve 502 dosya disiplin kuruluna gönderilmiş. Çalışan sayı şu anda 462. Geçmiş yıllarda bu 300'lerdi. Şu anda 462. Disipline giden 502. Neredeyse ortalama meslektaş başına disiplin kuruluna giden rakam daha fazla. Diğer konu, disipline giden 236 dosyadan 82 adet hakkında, 82 adet yeminli müşahir hakkında değişik disiplin cezaları vermişiz. İstanbul Yemin Odası bakınca 1456 adet dosya gelmiş, 483 YMM hakkında disiplin soruşturması talep edilmiş, çalışan sayısı 1183. Dolayısıyla
Bu dosyaların büyük çoğunluğu aslında ÖTV'den geldi. Yani kurumlar ve KDV'den nispeten az. Bütün rasyoları arttıran ÖTV'dir. ÖTV'de de bizim kusurumuz yoktur. İdarenin burada kusuru vardır. İdare düzgün tedbir alsaydı yeminli müşahede buna uyardı. Yeminli müşahede hiçbir bilgiye ulaşma imkanı sağlamıyorsun. Ondan sonra da her şeyden sorumlu diyorsun. Dolayısıyla ÖTV raporlarındaki durum bu. Verilen disiplin cezalarının dağılımına baktığınız zaman geçici olarak mesleki faaliyetten alıkonulma cezası bütün odalarda toplam 56 tane yeminli müşahede bu ceza. Meslekten çıkarma cezası bütün odalarda yüzeyinde 7 tane meslektaşımıza ceza verilmiş. Mahkumiyeti nedeniyle meslekten çıkarılan 3 kişi yememe sıfatı kaldırılan 2 kişi. Yani 25 yıllık yememe mesleğinin camiasının özeti bu. Bu nedenle diyoruz ki bu rakamlar korkunç rakamlar değildir. Bu rakamlara güvenmemiz gerekir. Onu da şöyle izah edelim. Rasyo olarak bakarsak, geçici olarak mesleki faaliyetten alıp olma cezası çalışan sayısına vurduğunuz zaman %2,5'a tekabül ediyor. Meslekten çıkarma cezası %1 bile değil. %3. Mahkumiyeti nedeniyle üyelikten çıkartılan %1. Yüzde çünkü yukarısı yüzde olarak düşünün. Yememe sıfatını kaldırması 10.008. Yani hiçbir şey değil. Bugün doktorluk camiasına baktığınız zaman 2014 yılında 40 tane doktorun mesleki faaliyetinin askıya alındığı, meslekten çıkardığını Tabipler Odası'nın internet sitesine görebiliyoruz. Avukatlık mesleğinde bu bilgiye ulaşmaya çalıştık. Maalesef sağlıklı bir bilgi gelmedi. Yani burada yememe sıfatını kaldırması 10.008 mahkumiyeti nedeniyle 3 tane yeminli müşahir şimdiye kadar işlem görmüş. O da 10.001'dir. Dolayısıyla tablonun yorumunu açıklayacak olsak bu meslek sorumluluk gereken bir meslektir. Ciddiye alınması gereken bir meslektir. Dolayısıyla biz sorumluluktan kaçmıyoruz. Sorumluluk bizim karakterimizde vardır. Dolayısıyla şikayet ettiğimiz tek konu hukuki prosedürlerin sağlıklı bir şekilde izlenmesi. Yani kasıt ve iddiyet bağı varsa, ispat edilebiliyorsa bunu biz de atarız. Cami olarak biz de bunu istemiyoruz. Dolayısıyla yuvarlak laflarda kanun ilgili maddeleri yazarak yeminli mali müşahidenin suçlanmasına karşıyız. Bu nedenle tam tasdik sözleşmesi zorunlu olmalıdır diyoruz. Saygılar dilerim. Bizde sıkıntı yok. Karşıdan kapatmışlar galiba. Sabrınız için teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen alkışları biz devam olarak yorumladık. Yoksa süremizi açtığımızı biliyoruz. Her zaman bir araya gelemiyoruz. Konular da önemli. O yüzden bunları konuşmasında fayda görüyoruz. Şu anda süremiz aslında doldu ama soru cevap kısmı açısından en azından birkaç soru alabiliriz diye düşünüyorum. Uygun olur değil mi Üstad? Birkaç soru alabiliriz. Söz almak isteyen arkadaşlarımız. Buyurun Mehmet Öktem Üstad. Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Şimdi ben iki gündür konferansı izliyorum, dikkatle izliyorum. Sayın Avcı'nın en son konuşmasını dinlediğimde kafam biraz karıştı. Önce onu sormak istiyorum. Yani Sayın Alıcı'nın konuşmasından benim anladığım biz bu müşterek müteselsiz sorumluluğa razıyız. Ama bunun karşılığında tam tasdik zorunda olsun. Tam tasdik lafını da sevmiyorum. Onlar da tam tasdik değil. Gelir veya kurumlar vergisi, beyanname ve ihmali tabloları tasdiki. Şimdi eğer tezimiz buysa bence yanlış yerdeyiz. Bence yanlış yerdeyiz. Onu belirtmek istiyorum birincisi. İkincisi, ben bir soruma da yanıt almak istiyorum. Bu müşterek müteselsiz sorumluluk nedeniyle bizim ödemek zorunda kalacağımız vergi, ceza, gecikme faizi ve gecikme zammı için asıl mükellefe rücu hakkımız var mıdır, yok mu? Bunu bir açıklığa kavuşturmamız lazım. Çünkü eğer rücu hakkımız varsa bu idari yaptırım bir ceza mahiyetinin dışına çıkar. Eğer ceza ise miras nedeniyle, veraset yoluyla bizim mirasçılarımıza geçmesi yok.
Ama bu hala açık değil. Bunu bir çözüme kavuşturursak, normları, kavramları yerine oturursak sanıyorum doğru sonuca varacağız. Dün de belirttim, bir sorumluluk ayağımızı ihmal edemeyiz. Yani müşterimize karşı sorumluluğu da mutlaka bu tartışmaların içine sokmak zorundayız. Dolayısıyla bu konuları çözmezsek sanıyorum çok farklı boyutlara gideriz. Ben bunları belirtmek istedim. Teşekkür ederim. Teşekkürler üstadım. Şimdi isterseniz soruları kısa kısa cevap verelim. Size ikinci olarak söz verelim. Mehmet Üstad galiba sorunuz Ali Alıç Bey'e oldu galiba değil mi? Şimdi Üstad, teşekkür ederim sorduğunuz soru için. Benim sunumumda zaten müteessisin sorumluluğunun ucube bir sorumluluk olduğu da var. Fakat bunlar dünkü toplantılarda ayrıntılı olarak anlatıldığı için oraya tekrar girmek istemedim. Biz mevcut halde bile meslek onurumuzu koruyoruz. Elbette bu sorumluluğun, müteessisin sorumluluğun ucube bir sorumluluk olduğunu, bunun vergi yükümlülüğü olmadığını, vergi yükümlülüğü olmadığımızı, bunu zaten dün tartıştık. Buna ben dünkü tartışmanın altını harfiyen imzalıyorum. Çünkü biz vergi sorumlusu ya da vergi yükümlüsü değiliz bu pozisyonda. Dolayısıyla bunun idari para cezası, nispi idari para cezası olma şeklinde bir öneri de geldi. Bunun üzerinde çalışmamız gerekir. Benim burada vurgulamak istediğim, bu kadar ağır mali ve disiplin sorumluluğa rağmen, bu kadar ceza kanundaki hükümlere rağmen, bu meslek mensubu onurunu korumuştur. Buna rağmen ben tam sersi sözleşmesinin zorunlu olmasını istiyorum. Niye istiyorum? Biz çünkü suç örgütü değiliz. Bu sorun olmasına rağmen ben bu işi yapabiliyorsam elbette suçun ya da sorumluluğun kapsamı tartışılacaktır. Benim konum burada ceza kanunundaki hükümler olduğu için müteessir sorumluluk üzerinde ve bunun vecibeler üzerinde durmadım. Dünkü tartışmanın konusu olduğu için teşekkür ederim, saygılar. Mikrofonu ikinci sıraya verelim. Arkadaşıma söz istedim. İkinci sıra, evet. Muhdi Selçuk, İstanbul Yeminimalış Haber Odası. Şimdi efendim, değerli katılımcıların sunumlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu son derece yararlı görüşmeler oldu. Ancak bir hususta bir tereddüdü açıklamak istiyorum. O da şu, bizim mesleğimizin kamu hizmeti yaptığımız net. Bu konuda hiçbir tereddüt yok. Gerek üniversiteler, akademik camiadaki tartışmalarda, gerekse bu sempozyumlarda ve odalarımızda yapılan görüşmelerde. Ancak kamu görevlisi sıfatı konusunda bazı duraksamalar var. Şöyle ki, bundan 15 yıl önce benim de disiplin konudaki görevlerim esnasında bilgime giren bir devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin disiplin affına ilişkin bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemede yeminli mali müşavirlerin bu af kapsamında sicil affı yapılıp yapılmayacağı duraksama konusu oldu. Ve konuya ilişkin Maliye Bakanlığı'na yapılan müracaatın sonucunda gelen görüş, yeminli mali müşavirlerin bu sicil affı kapsamında olmadığı ve bunun dar anlamda kamu görevlisi sayılamayacağı şeklinde yorumlar iletildi İlgi Bakanlığımıza. Bakanlığımız tabii bizim meslek mevzuatı bakımından vesayet makamımız. Disiplin uygulamaları bakımından bilindiği üzere. Bir diğer yana yine yaklaşık 10 yıldan önce yapılan bir Sayıştay Genel Kurulu'nda yeminli mali müşavirlerin kamu görevlisi olmadığı tartışıldı ve sonuçta Sayıştay Genel Kurulu yeminli mali müşavirlerin kamu görevlisi olamayacağı, bu sebeple Sayıştay denetimine tabi olmayacağı şeklinde bir görüşe ulaştı. O bakımdan sayın konuşmacıların da dile getirdiği gibi gerçekten konu, kavramlar son derece önemli, tartışmaya müsait. Akademik dünyada da yine 15 yıl önce bir tez çalışması esnasında mesleğin kamu hizmeti olduğu kesin oldu. Ancak kamu görevlisi sayılamayacağı şeklinde de bazı görüşler ortaya çıkmıştı. Bu konunun daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesine ihtiyaç var ve sonuçta yarının da içtihat kararları dikkate alarak onun netlik kazanmasına ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
Bizler de teşekkür ediyoruz. Zaten Muhammed Bey de bu konuya parmak basması şartını yaptı. Konunun bir araştırmasına gerek var diye düşünülmüştü. Size de teşekkür ediyoruz. Halil Baş Arşı Üstad da söz istiyor. Buyur Üstad. Buraya bir mikrofon alabilir miyiz ön tarafa? Öncelikle sunum yapan sizler panelistlere teşekkür ediyorum. Aslında sempozyum yürütme kurulu başkanı olarak fazla söz almak istemiyorum. Çünkü ben düzenleyiciyim, görevimiz dinlemek. Ancak kayıtlara geçtiği için bir noktada konuya ışık tutması açısından açıklama gerekir diye düşünüyorum. Şimdi 3568-12'deki denetim şeklinin doğruluk denetimi olduğunu herkes kabul ediyor gibi bir havale geliyor. Oysa etmiyoruz. Yıllardır da bunu başta ben olmak üzere burada o kadar da Sayın Özcan Korkmaz Üstadımız olmak üzere pek çok kişinin söylediğini biliyorum. Şimdi 3568-12'nin girişine bakarsak der ki mevzuata, muhasebe prensiplerine, standartlarına ve işte şunlara şunlara göre uygunluğunu tasdik eder. Ondan sonra yine alttaki fıkrada da tasdikin doğru olmamasından sorumludur der. Dolayısıyla nereden sorumluyuz bu durumda? Uygunluğun doğru olmamasından sorumluyuz. Yani bu açıdan oradaki kavramın da böyle olduğunu bilelim. Ona göre çünkü varılacak sonuçlar çok farklı oluyor. Dolayısıyla sanki kesin her şeyden doğruluk denetimi varmış gibi işte o zaman da sonuçta bulunan her matrafakından da otomatikmen sanki ilmiyet bağlamaya kurmaya gerek yok. Doğrudan sorumlusunuz gibi bir anlam çıkıyor. Öncelikle bunun bilinmesi lazım. Yine Sayın Ali Alıcı arkadaşımız söyledi ama bir yanlış anlaşılma olmaması açısından Öktem Üstad'ın sorusu o açıdan önemsedi. Bir oda yöneticisi olarak bizlerin hiçbir zaman müteselsiz sorumluluk kabulümüzdür. Şu andaki uygulaması müşterekte sorumluluk aynen kabulümüzdür gibi bir anlayışımız yok. Olsa zaten bu sempozyonu düzenlemezdik. Amacımız zaten arkadaşımızın da belirttiği gibi bunun daha nasıl uygulanabilir, sürdürülebilir bir sorumluluk olduğu araçtır. Teşekkür ederim. Teşekkürler Üstad. Ben de zaten işin felsefesi gereği de baştan söylemiştim. Hala da arkadaşlarımızla dinledik. Aynı noktadayım. Zaten işin doğası gereği de bunun böyle olması gerekiyor. Şu eşyanın tabiatına aykırı. 50 milyonu, 100 milyonu, binlerce işlerin içinde her şeyin doğrusu garantisi bir kişi verebilir, o da Tanrı. Başka hiç kimse veremez. Böyle bir şey olamaz. Bir firma sahibi böyle yapmış ya da yüzde belki emin değil, bilmiyor. Belki parayı eksik aldı, çok aldı. Dolayısıyla yeminlik desteğinden beklenen şu olmalı. Ben önümdeki evraklara, belgelere, defterlere bakarım. Asıl mantığı ortaya koyarım. Buradan bu helva yapılabiliyorsa ben bu uygundur dedim. Dolayısıyla gerçekten siz 150'ye sattınız. Benim önümdeki belki 100. Ben bunu bilemem. Gerçekten bilemem. Hep yaşıyorum. Dolayısıyla doğruluk denetimi dediğinizde her şey %100 doğru olacak. Bunu bana sağlıyorsunuz. Yani bu bize kendi kastlı bir şey. Dolayısıyla bunun uygunluk denetimi olarak anlaşılması gerektiği konusunda ben de sizlere aynı fikirdeyim. Teşekkür ederim. Gerçekten çok yararlı bir sempozyum oldu ve sonuçlar da bana göre inşallah mükemmel. Ben konuyu farklı bir açıdan ele alacağım ama çok kısa, çok zamani kullanarak da söyleyeceğim. Biraz yazılı olarak önümden izgireceğim. Fakat çok kısa olacak. Konuların işte meşrutiyet, sorumluluk ve bu konulara girmeyeceğim. Hepimizin ilgili konular olmuştur. Sabahtan bu yana 2-3 tartışıyor. Müşterekle müteselsiz sorumluluktan dolayı geçmiş yılda bir dönem yerine tasdik yapmış. Sonrasında yapmamış, aradan zaman geçmiş, yıllar geçmiş. Bir gün geldi ki masasında ödeme bitiyor. Tabii burada yeminim var hocam, hiçbir şekilde haberi olması mümkün değil. Mükellef ortada yok.
ve tüm mükellefin yapması gereken tüm itirazlar, şunlar, bunlar hepsi yerine getirilmemiş, yok çünkü kendisi yok. Sonucunda kim var dosyaya kör, yemin malikler falan kişi ödememli, o vergi ve cezadan dolayı şahsına ödeme geliyor. Şimdi burada şunu söylüyorum. Yani ver yemin malik müşavir hepimizin bildiği olayın meydana gelmiş orası böyle. İdare hiçbir şekilde vermek üzerine değil. O bilgi vermek zorunda da değil. Ancak ödeme emrini de geldi zaman bunu almak, tazarat yapmak gibi bir keyfiyeti oluyor. Böyle bir zora soruyor. Yani buradaki konu gerçekten çok ağır bir konu. Şurada şunu söylüyorum. Tüm taraflar elini vicdanına koysun. Böyle bir sorumluluk olur mu? Bu bir biz bu haksızlığı kime havale ediyoruz? Ve zaten ben de söylüyorum çünkü çok söylüyorum. Hiç kimse dinlemiyor. Sayın konuşmacılar, değerli üstadlar, bu haksızlığı kime havale edeyim? Bütün bunlardan sonra ben şahsım olarak Allah'a havale edeyim. Bu sorunun altından kalkılmaz. Bu sorunun bir haliyle doğru değil diye herkese çok teşekkür ediyorum. Aksini söyleyenlere de dua ediyorum.